Herkese selam arkadaşlar. Bugün Junsu'nun Q2 model araç kamerasını, çiftli araç kamerasını inceleyeceğiz. Çiftli derken hem yolu hem şoförü çeken bir model bu. Girbes firmasından satın aldık. Üzerine otomatik olarak hiçbir şey söylemeden 10 küsur euro yazdıkları için herhangi bir vergi ödemesi çıkmadı. Vergisiz olarak elimize ulaştı. Hızlıca kameranın özelliklerini ve çalışma mantığını size göstermek istiyorum. Şöyle güzel şık bir kutuda geliyor. Mıknatıslı bir kutu arkadaşlar. İçinde öncelikle şöyle bir İngilizce olarak kullanma kılavuzu mevcut. Kameranın Türkçe dil desteği bulunmuyor. Gerek de yok aslında. Bakalım kameramıza. Arkadaşlar kameramız pilli bir model. Pilli model olmasına rağmen ileride hani mesela atıyorum bir sene sonra falan ya da iki sene sonra pil değiştirilmesi gerektiği zaman şuradaki iki tane vidadan açıp hemen ön kapağı çıkartıp resimde de gördüğünüz gibi 250 mAh'lık pili değiştirmesi gayet basit ve hızlı bir işlem. Böylelikle pilli model olmasına rağmen uzun yıllar bize hizmet edebilecek bir kamera imajı çizdi bizim için. Öncelikle kameramız Novatek'in 96658. Gerçekten başarılı bir chipsetine sahip. 64 GB kart desteği var. Mini USB portunu kullanıyor. Burada gördüğünüz gibi küçük bir iç tarafı çeken bir kamera var. Şöyle aşağı yukarı doğru ayarlanıyor. İç kamera çekimleri, dış mekan çekimleri, gece çekimleri olsun, gündüz çekimleri olsun gayet başarılı arkadaşlar. Üzerinde böyle sanki hafif, nasıl diyeyim, çok ilginç bir his, yani böyle değişik bir kaplama gibi bir şey var üzerinde. Yani sanki aracı deri kaplamışız gibi öyle değişik bir his. Burada yeterince hava alabilmesi için havalandırma delikleri mevcut üzerinde. Ayrıca ses kayıt kalitesi çok başarılı diyebilirim. Sesleri gayet güzel çekiyor. Önceki Junsu serilerinden de biliyoruz. Ses mikrofon kaliteleri gerçekten iyi bu modellerde. Gelelim kutu içeriğine, devam edelim. Kutu içeriğinde şu an gördüğünüz gibi bir adet vantuzlu sistem bir cam takma aparatımız var. Ayrıca bakın bir adet de yapıştırmalı aparat koymuşlar içine. Aslında güzel olmuş. Yani genelde ben hep araç kameralarımda bu tarz yapışkanlı sistemleri daha çok seviyorum. Kimi de vantuzlu olmasını istiyor. O yüzden dediğim gibi iki tane koymuşlar. Gayet başarılı. Bir de çakmaklık adaptörümüz var. Kutuya dahil olarak gelen. 5 volt çıkışlı 1500 mAh bir çakmaklık adaptörü. Malzeme kalitesinin gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Keşke USB girişi de yapsalarmış şuraya. USB girişi bu modelde koymamışlar. Çakmaklık adaptörümüz böyle. Gelelim kameramıza. Kameramızın gece çekimleri, gündüz çekimleri gayet başarılı. Ayrıca bakın şurada linkine yukarıdan geçecek şimdi slide olarak. Uzun bir sürüş yaptım. Onunla ilgili detayları iyice bir çekim kalitesini anlamak adına izlerseniz sizin için fikir vermiş olur. Kamerada gördüğüm şu an için tek dezavantaj, bunu buraya taktıktan sonra hafif böyle uzun bir kamera olduğu için birazcık böyle hafif bir titreme yapıyor. Yani çekimlerde fark ettiyseniz videolarda bir titreme olabiliyor. Onun da nasıl engelleyeceğiz? Yani bunu takarken şuraya birazcık bu beyaz teflon bantlardan sarıp takılırsa sıkı sıkı, o zaman herhangi bir titreme yapmayacaktır. Ya da ben çekimlerde bu vantuzu kullandım. O vantuz yerine şu yapışkanlı parçayı kullanırsak titreme arkadaşlar minimuma inecektir. Açıkçası ekranı geniş 2.7 inç bir ekran var. Her şeyi görebilmek adına gayet başarılı bir kamera. 250 mAh'lık bir pil bulunduruyor içerisinde. Dediğim gibi şuradaki iki tane vidayı çıkartıp hemen şu ön kapağı 30 saniye içinde çıkartabiliyoruz. Hemen pil de zaten şurada konumlanmış. Resimde de görüyorsunuz. Bu pili değiştirmek istediğimizde
çok basit bir şekilde değiştirebiliyoruz. Diğer araç kameralarının aksine içi ferah ve geniş, yani o yüzden pil değişimi hiçbir sıkıntı yaratmayacaktır. Yani o pilin gideceği ömür de yani minimum bir sene ya da atıyorum 1,5 sene falan bizi idare edecek. Daha sonra da 10-15 lira gibi bir masrafla o pili değiştirebiliriz eğer ihtiyaç duyarsak. Kimi pillerde çok uzun gidiyor. Yani bu tamamen şansa kalmış. Özellikle iç kamera çekimleri birçok arkadaş için neden önemli? Mesela bir kaza anında falan işte cep telefonuyla konuşmadığınızı ya da cep kemer taktığınızın ispatı için çoğu duyuyoruz medyadan. Polis geliyor, durduk yere ceza yazmaya çalışıyor. Diyor ki sizin kemerin takılı değil. Bunları bu kamerayla ispat edebiliyoruz. Bakın şu anda üzerindeki ok tuşlarıyla, bakın ön kamera, arka kamera, şu anda çevirebiliyorum. Ayrıca bu kamera normalde gündüz renkli çekiyor. Gayet güzel renkli bir şekilde kaydediyor. Gece de üzerindeki IR sensörler sayesinde en karanlık ortamda bile başarılı bir şekilde kayıt yapıyor diyebilirim. Örneklerini gösteriyorum bakın. Ayrıca buradan o ekranı tamamen kapatabiliyoruz. Sadece sürüş için hazır hale getirebiliyoruz. Buradaki menü tuşuna basılı tutarak ayarlara girip buradaki ayarları yapabiliyoruz. Hemen kısaca ayarları hızlı hızlı geçeyim. Resolution 1920x1080. Jitch Record dediği 1 dakikada ayarlı olsun. VDR açık olsun. Exposure 0. Motion Detection'ı kapatın. Audio ses kaydı ortamda açık olabilir. Date Stamp'ı on yapıyoruz. Gravity Sensitivity'yi bunu off yapıyorum ben. Parking Monitor bunu kapatın. Yani üzerindeki pille çok fazla park halindeki kayıt şey olmayacaktır. Sağlıklı olmayacaktır. Bu kameranın ters, yani çevireyim mi diyor. Onu açık yapıyoruz. O zaman düz olarak kaydedecektir. Daha sonraki ayarlardan tekrar bir menü daha ayar var. Şöyle ki basılı tutarak geçeceğiz onu da. Basılı tutuyorum. Bir daha basılı tutuyorum. Geçti. Date and time ayarı. Auto power off kapalı. Beep sound açık kalsın. Language İngilizce'de kalacak. Frequency 50. Screen server. İstersek ekranı kapatabiliyoruz. Off yapın. Light settings. İşte bu akşam aydınlık yapsın olayı. Format. Micro SD kartı ilk taktığınızda mutlaka format atın. Default settings ve versiyon. Şu anda üzerinde olan versiyonu. Bunların hepsini hızlı hızlı geçtim. Hangi ayarları yapmanız gerektiğini. Dediğim gibi Junsun Q2 kaliteli bir kamera izlenimi verdi bize. Burada havalandırma delikleri var. Ayrıca burada AV in demiş. Aslında onun AV out olması lazım. Buradaki ekrana verebilmek adına. Yanlışım yoksa bu AV out cihazdaki. Yani ben açıkçası cihazı beğendim. Satın almak isterseniz videonun altındaki linkleri lütfen kullanmanızı rica edeceğim. Mobilden değil de bilgisayardan tıklayınız. Mobilden alışverişte bazen sıkıntı yaratabiliyor indirim kodları, linkler. Nasıl monte edeceğiz? Onu hemen göstereyim size. Şuradan bakın takıyoruz soketini. Daha sonra şöyle vantuzlu bir şekilde vantuzundan kameramızı, bu tırtıklı yere takarsanız bu vantuz tutmuyor ama yapışkanlı parçayla, yani şu parçayla tırtıklı yere takabilirsiniz. O yüzden mesela ortaya da takılabilir şöyle. Güzel olur arkadaşlar. Şöyle de şimdilik şöyle takıyorum. Böyle taktıktan sonra şu çakmak adaptörümüzü çakmaklığımıza takıyoruz. Buradaki kameranın enerjisini veriyoruz. Bu kabloları da şuradaki üst taraflardan buralara gizleyip şuradaki aralardan takarak şuradaki kapı lastiklerinin arasından geçirip alt kısımdan gizleyerekten buradaki çakmaklığa gelip ortada hiç
kablo görünmemesini sağlayabilirsiniz. Şimdi kısa bir deneme yapalım sizinle beraber. Kamera kapalı, çakmaklığa takılı. Arabamızı çalıştırdık. Kamera otomatik olarak açılacak ve kayda başlayacak. Şu an micro SD kart takmadığım için insert kart dedi. Daha sonra sürüş esnası bittikten sonra aracımız kapatıldığı zaman 4 saniye içinde sayıyor, bakın. Kamerayı kapatıyor ve enerjiyi kesiyor arkadaşlar. Kameramızın incelemesi bu kadar. Yani kamerayı başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Özellikle netlik açısından ve pilinin rahat değiştirilmesi açısından, çift kanal kayıt açısından gayet başarılı bir model. 66 dolar civarında şu anda. Yaklaşık şu anki kurla 350 lira falan yapıyor. Dediğim gibi satın almak isterseniz kanalımın videonun altındaki linkleri kullanıp bilgisayar üzerinden siparişinizi geçebilirsiniz. Mobilden bazen sıkıntı olabiliyor. Eğer beğendiyseniz de videoyu beğen butonuna basıp kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Tekrar yeni bir inceleme videosunda görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar. Hoşçakalın.